Evet arkadaşlar, şimdi birkaç site değişikliği yapalım projemizde. Burada ilk önce AppView'da bir medya query ekleyelim Google Container'larımız için. Eğer burada bizim max bitimiz 1000 pikselin altı olursa burada iki tane element yan yana gösteririm. Eğer 500 pikselin altına inersek de burada bir tane element gelsin sadece. Ve buradan bir takım seçtikten sonra da burası içinde flex wrap ekleyebiliriz. Şu kısım için ilk önce bir gap verdim. Daha sonrasında da flex wrap ekleyebiliriz bu şekilde. Şu kısmı da kopyalayayım. Choose team'in içerisine yapıştırayım. Şurada burada selection klasında ekliyorum. Burası normalde de kalır. Bir herhangi bir şekilde etkilemez. Ve daha sonrasında şu denli takımları da seçip bizim mesela buradaki uğrularımıza bir border koyabiliriz. Bizim her zaman kullanmış olduğumuz. Burada border bir pixel solid border değil. Sonra yine overflow border radius ekleyelim ve overflow field'ın koyalım. Daha sonrasında bu yerimize bir padding verelim. Ama bu da çok büyük. Şöyle yapayım. Block olarak 0.5 soldan ve sağdan 1 RAM yaptım. Bir de minimum bit de ekleyebiliriz. Şurada buğumuza minimum bit 200 piksel dedim. Ve şurada yine ekranımız küçüldüğü zaman yine 1000 pikselin altında justify content'i flex start yapabiliriz. Şuradan gelip media max width 1000 piksel ise bracket wrap'ın justify content'i flex start olsun. Onun dışında bir de biz burada bir element'e tıkladığımız artık mesela bu Discord seçtik diyelim. Seçtikten sonra buna da bir aktif klası ekleyelim. Mesela background color bizim primary color'ımız. Ve yine color olarak da white verebiliriz. Bunun için de şuradan aktif diye bir klas oluşturalım. Buradan background color var. Color primary. Foreground color da verdik. Bir transition da ekleyebiliriz. Ve daha sonrasında da buradaki aktif klasımızı ekleyelim. Bunun için ben Types'a gelip yeni bir property ekleyeceğim buraya. Bunun ismi Art Selected Team Art olsun. Bu undefined olacak. Ben buradan işte ne zaman şuradan bir takım seçtiğim zaman geleceğim buraya. İşte Teams artı art tag'lerini seçtiğim takımı güncelleyeceğim. Select the team artı. Ve sonra da burada eğer team'in artı ile Teams'in altındaki art tag'leri eşitse aktif klasını ekleyeceğiz. Yani şu şekilde aktif dedim. Bu Teams'in altındaki Select the team artıra team'in artı eşitse art eşitse aktif klası gelecek. Şuradan da bu sitemizlerimizi eklemiştik. Buradan bunu kaldırayım be. Ve diğer elementlerimiz için de bu klası ekliyorum. Bir de burada team ikisi de undefined şu anda.
Bir de biz buraya undefined olmayacak da şu şekilde team selected art varsa ve eşitse diyelim. Ve şurada da yine burasımı ekledim ve aynı zamanda şuraya da ekledim. Ve burada bir fonksiyon daha oluşturalım. Handler aktif class diyelim. Ve burası yine bir Teams alsın. Şey, knockout props alacak. Ve yine team alacak. Bunun için de şu Ember 8 de Teams'in kendisini alacak artık. Ve şurada Teams'i geçiyorum. Ve burada ben Teams'e dönüp Teams for each x diyeyim. X'in select the team altına gelen team'in alt değeri ile değiştireceğim ve aktif sırasını şurada çağırırım. Team istedim ve team'i gönderdim. Burada da çağırıyorum. Burada da çağırdım. Ve bir de şurada da burada click event'ında handler active class team, bir de console log'layacağım kazanan takımı. Burada team. Evet, tamam, şimdi deneyelim. Mesela İskoçya'ya tıkladım. Hollanda'yı değiştirdim. Sonra Türkiye. Mesela Türkiye'yi tura çıkarttım. Ve burada yine seçiyorum. Evet, burada mesela kazanan ülkeyi aldık ama burada şöyle bir şey de yapmamız gerekecek. Mesela İskoçya'yı aldım ya. Şöyle mesela burada ben Sırbistan'ı seçtim. Burada bu şey kontrolünü buraya eklememiştik final kısmına. Bu final kısmına da kazanan ülke ekleyelim. Hani kazanan ülke olmadan biz devam edemeyiz. Onun için de burada handle winner diye bir fonksiyon oluşturalım. Handle winner. Bu yine yukarıdaki ve aynı parametreleri alacak. Ve eğer bu bloğun içerisine girerse yine aktif class'ımız çalışmayacak. Şuradan yapalım. Handle winner teams ve team'i geçtim. Evet, bu sefer seçilmiyor mesela. Şuradan mesela karşısına yine rakip seçelim. Buna team'i yazdıracağım bir de. Evet, bu arada kazanan takım gelmiş olacak. Ve kazanan takım kısmına da şöyle bir ekleme yapacağız. Burada bracket item mesela şu kısımda şuraya bir winner diye bir class vereyim. Ya da final diye bir class vereyim. Bu bracket item final class'ına sahipse o da Just Content Space Evenly kullanmayacağım. Buraya ben bir tane görsel ekleyeceğim şu şekilde. Ve burada da kazanan ülkenin barı olacak. Şurada ben Winner diye yeni bir component oluşturayım. Winner View dedim. Ve burada bir div class Winner olsun ve resim de buranın içinde yansın. Ve bu Winner'ı şuraya ekleyelim. Ve bu Winner'ın gelmesi için şurada bir tane değişken oluşturalım. Const Winner Team diye. Ref ile
Barcelona Undefined ve burada ülke bayrağını, biz winner varsa bu ülke bayrağını göstereceğiz. Şurası bir prop alacak. Rank TS Defined Props diyelim. Winner Winner'da bir team props olacak. Ve sonrasında şurada winner yazılı. Winner'ı buradan geçiyorum. Ve bu tabi undefined olabilir. O yüzden na çek koyuyorum winner'a. Winner team değişken ismini düzelttim. Ve şurada click olduğu zaman winner team'in varusu buradan gelen team olacak. Team'in altındaki team olacak. Ve mesela burada Türkiye'yi seçtim. Burada Türkiye'nin varlığı yer alacak. Şurada mesela bir resim daha olsun. Alt. Ve if winner varsa bu sos winner'ın black sauce olsun. Sonra alt tagını da verelim. Ve şimdi bu barra konumlandıralım. Black diyelim. Bu winner'ın position'ını native yapacağız. Ve buradaki flag'i de absolute olarak konumlandıracağız. Sarıdan biraz indirdim. 50 piksel ya da 40 piksel kadar indirdim ve oradan da 20 piksel uzaklaştırdım. 25 piksel uzaklaştırdım.